Kızı Rolpe'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere tamir kiti sistemimizden bahsedeceğiz. Arkadaşlar son zamanlarda sunucumuzun yoğun olması sebebiyle ve yetkililerimizin artık araç tamir etme raporlarına yetişememesinden dolayı böyle bir sistem yaptık arkadaşlar. Ve bu sistem zaten alışılmış bir sistem. Birçok kez zaten görülmüş bir sistem. Biz de biraz daha yönetimin işini hafifletebilmek amacına bu sistemi sunucumuza dahil etmek istedik. Arkadaşlar adından da belli olduğu gibi tamir kit sistemi, yani önce bir aracımızın mantığın bozulması lazım. Şöyle hemen bir aracımızı bozalım. Şöyle bayağı da sağlam bir arabamız var. Pek bozulacağını sanmıyorum. Evet, duman atmaya başladı. Şimdi öncelikle arkadaşlar size bir bozalım önce bir. Evet, öncelikle arkadaşlar VIP'miz yokken nasıl bir tamir işlemi olduğundan bahsedeceğim. Şimdi geldiniz aracın önüne. Bakın şurada şöyle iki tane tamir kiti var. Bir VIP ile yapacağım, bir VIP'siz yapacağım. İşte iki tane var şu anda. Şöyle tamir kiti yazdığınızda sizden araç ID'si girmenizi istiyor ve araç ID'yi girdiğinizde de şöyle 270 yazdığınızda da önce bir tamir edecek aracı. Bakın %40 oranında tamir ettiniz arkadaşlar. Bak şöyle çok inceden beyaz duman atma var. Şimdi kendime VIP verdiğimde tekrar tamir etmek istediğimde şöyle yine aynı işlem, aynı süre, aynı işlemler yapılıyor. Bakın %70 oranında tamir ettik. Yani VIP'niz yokken arkadaşlar %40, VIP'niz varken ise %70 oranında tamir edebileceksiniz taşınızı. %70'in pürüzsüz, yani hani dumansız görünmesine pek aldanmayın arkadaşlar. Bunun da açıklamasını yapayım. En ufak dokunduğunuzda, ya yani en ufak değil mi ama hani minik bir tıklama haricinde vurduğunuzda duman atacaktır arkadaşlar. Beyaz duman başlayacaktır. Bilginiz olsun. Bu sistemde arkadaşlar bu tamir kitinin şu anda nereden alınması gerektiği herhangi bir şekilde belli değil. Şu anda saat 3.30 neredeyse. Siz bunu sabah duyurular kısmında göreceksiniz bu videoyu ve duyurular kısmında nereden temin edebileceğinizi de yazılı bir şekilde duyurulardan dediğim gibi yine açıklayacağız. Şu an için net bir olay yok. Hani tamircilerin rollerini öldürmek istemiyoruz. Fakat tamirciler de her yere gidemediği için bu sefer ihale, yani iş yetkililere kalıyor ve yetkililerin de fix atması yasak olduğu için oyuncu memnuniyetsizliğine kadar bu olay gidiyor. Bu yüzden arkadaşlar böyle güzel mini bir sistem yaptık. Ve fiyatında biraz uygun tutacağız. Ama tabii ki de hem tamircilerin rollerini öldürmemek adına hem de çok da pahalı yapmamak adına arkadaşlar ortalama bir düzeyde her şeyi dengelememiz, ekonomiye göre konuşlandırmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Teşekkür ederim video izlediğiniz için. Hepinize sağlıklı günler dilerim.